Ne var ne yok? Bu olaylar ne ayak? Aga, vallahi bilmiyorum ne ayak. Ama atı alan Üsküdar'a gitmiş yani geçmiş yani öyle söyleyeyim sana. Tek dileğim var. Gerçekten yapanlara soruşturma mıdır artık Twitch hem Twitch tarafından hem de bu işin yargısı gelsin abi yapanları çeksin. Tıklasın yani hepsine tek tek. Baksın. Olay ne diye merak edenler için kısacıktan ben bir olayı aydınlatayım hocam. Benim duyduğum bit dolandırıcılığı ve reklam dolandırıcılığı diye bir şey yapılmış. Benim bildiğim mevzu bu. Bit atmışlar, attırmışlar, bit attırmışlar kendilerine. Paraya kırışmışlar falan filan. Para aklama gibi bir şey yapılmış yani Türkçe anlamayanlar için. Para aklama gibi bir şey yapılmış bazı kanallarda. Hani 30 izlenen kanal işte 10 bin dolar para kazanmış falan böyle anladın mı? Böyle absürt olaylar olmuş yani. Tabii 30 izlenen kanalda böyle laps diye çıkıyor. Belki 3000 5000 izlenen kanal da yaptı. Belki 500 bin izlenen adam da yaptı. 200 izlenen adam da bilemiyorum yani. Kimsenin de şimdi bilmeden günahını alamam. Belki gerçekten geldi o. Belki fake yapıldı. O şu anda çok böyle net bir şey gibi gelmedi bana. O net durmuyor yani. Bu kesin yapılmıştır, kesin değildir. Şu an okuyamıyoruz. Twitch'e falan filan da raporlandı yani her şey zaten. Artık bir şeyler yapılsın mı hacı? Efe Uygaç'ın da son günlerdeki Efe Uygaç'la beraber derdimiz şu. Hocam bu NFT işinde gas fee'ler ne zaman düşer? Saat kaçta düşecek yani bu gas fee? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu gas fee nedir abi? 500 dolar gas fee mi olur? Alacağımız NFT 200 dolar amına koyayım. 500 dolar ona mı verelim ya? Hayır şimdi bir tane Fluffy Polar Bear çıktı ya Selçuk Erdem'in projesi. Ondan aldık. Alamıyoruz ama mintleyemiyoruz yani kendimize. Çünkü çok fazla gas fee istiyor. Ayrıca şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bit dolandırıcılığı bilmem ne 3 kağıt işleriyle de şunu ben size söyleyeyim. Kanalımın açıldığı günden bugüne kadar ki all time'ından bahsediyorum. Yani bu 3 gün öncesi 5 gün öncesinden bahsetmiyorum. All time'dan bahsediyorum. Bugüne kadar bu piyasada veya herhangi bir piyasada Twitch'te reklamlı, bitti, bottu, izlenme botuydu. Efendime söyleyeyim ekstra para kazandıracak böyle abuk subuk bit gibi böyle veya onun bir değişiği olabilir. Hani herhangi bir şüpheli şaibeli bir kazanç sağlamadım. Çok şükür alnımın akıyla yayınımı yaptım. Sağ olsun zaten izleyenler ve sevenler desteğini verdiler. Efe demiş ki ben sana birazdan anonim bir 100K atayım da Forum TR'de olanlar olsun demiş. İşte Efe'nin bu yapmış olduğu eleştirel yorum aslında trajikomik bir gerçek işte arkadaşlar. Burada tıkanıyor mevzular. Gerçekten şimdi bana anonim bir 100K bit geldiği zaman ben bit dolandırıcılığı mı yapmış olacağım yani? Ha gelmedi. Geleceğinizi zannetmiyorum ama gelebilir yani. Belki bilinçli de yapılabilir yani böyle bir şey. İşte bu noktada Twitch'in artık işin içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim kanalın geçmişinde öyle bir bit zaten yok. Olan bitler aşağıda. Ama bunu giden adam da bunu yaptı diyemeyiz. Ben çok anlamadım yani. Ama yapanlar bir şekilde tespit edilip bunun soruşturması başlasın yani diyebiliyorum sadece. Twitch artık bu noktada bir beklenti içerisindeyim ya. Çünkü herkesin emek verdiği, para kazanmak için emek verilmesi gereken bir platform aga yani. Bedava peynir kapanda olur amına koyayım. Fare kapanında olur yani. O yüzden bazı arkadaşlara sesleniyorum buradan. Yayın yapmayı düşünen veya herhangi bir iş yapmayı düşünen arkadaşlara sesleniyorum. Ya baba, emeğinin karşılığını iste her zaman anladın mı? Hiçbir zaman kolay paraya kaçma hocam ya. Bu bir yerden patlar yani. Bunun ben bu dünyada bu ilk yani bunun bir kaçarı yok ki abi. Bugünü atlatırsın, bugünü yaşarsın. Yarın yine karşına gelir, yine ertesi gün başka bir zaman karşına gelir. Biz burada şunundan bir sana bir şey söyleyeyim ben. Ben burada aldığım sponsorluktan tut da reddettiklerime kadar ben tek düşüncem var. Chat nasıl bakar?
Anladın mı? Nasıl karşılar? İşte bizimkiler konsey ne der? Şimdi tabii herkes chat eyvallah. Ama konseyde de böyle bir samimiyet fazla. Hani orası onaylar mı? Çünkü konsey benim uzun soluklu destekçilerim. Onu düşünerek yaptığım hareketler burada. Ve reddettiğimiz çok da sponsorluk oluyor. Yani açık konuşayım, anladın mı? Hani izlenme yüksek olduğu zaman sponsor dolanıyor yani. Vay paşam, sen nerelerdin ya? Hiç açmasaydın. Hiç gelmeseydin. Yani olay bu. Yoksa yani öyle kolay. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Alacağım abi, sponsor reddettiğim birkaç sponsor vardı. Bu bitme üzere patladı amına koyayım. Ben o sponsorlardan birkaç tanesini alacağım. Ama eğlenmediğimiz sponsorluğu yine almam yani. Bir tane alacağım ama. Dayak yemiş gözlük takıyor. Nereden anladın lan? Oğlum var ya. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Onu bir anlatın hele. Şiva'dan dolandırılsanız gülerim. Esra'cığım, Şiva'dan dolandırılmayı sen iyi bilirsin. Sen iyi bilirsin Şiba'dan dolandırılmayı. Ben o Şiba 00000009 iken burada vıtıcına dedim. Dedim ki hocam dedim, bak bu gidiyor amına koyayım. Bunu dedim alalım. Buna dedim girilsin dedim buna. Ya kanka manyak mısın ya? Buna girer mi ya? Ya neye girilmesin ya? Niye girilmesin vıtıcın? 00009 amına koyayım. Bunlar 002'ye mi düşecek daha bu saatten sonra? Ya kanka sal ya. Boş iş çocuk musun? Ya çocuğum ya. Çocuğum kanka. Bunu niye almıyorduk ya kanka biz, gözünü seveyim. Bunu neden almadık ya? Sonra ben kendi imkanlarımla, şimdi kimse kimseye gaz vermiyor. Beni o Discord içerisinde böyle hepsi bir anda herkes şey yapınca şöyle yaptım. Tamam ya dedim, bu çöp bir proje dedim. Projeyi kendi kendime düşürttüm kendi kafamda. Sonra gittim gizliden amına koyayım aldım onu ben. 00050'den aldım ama. 00050'den aldım. Saksız Şükrü de geldi. NFT dünyasının dijital entelektüeli. Şükrü hoş geldin. Dijital entelektüel Şükrü. Daha 5. ayını kutlamış. 2,5 senedir BBL'deyim. Puh, Allah belanı vermesin. 10 liranın atamını vermem. NFT alıyorum 1 milyon TL'ye. 2 Ethereum verdin geçen. Ya şaka yapıyorum. Kanka otomatikte tutalım yani bunları lütfen. Teşekkürler. Kardeşim unutmuşum abone olmayı. Kardeşim o bu dünya öyle bir dünya değil yani, anladın mı? Öyle söyleyeyim sana. Şeytan ne git ama anonim bit at diyor bütün tanıdıklarına. Da para vermeyeyim diyorum ya. Harbiden. Sizde ne var? Ne, nasılsınız? Keyifler nasıl? Ya hocam şu abone, bak aboneliklerimizi düzgün kutlayalım ya. Bu ayda okumazsan götüne, bak bir de benim götüme pan diye atacağım artık ilk gördüğüm yerde demiş yani combo. Hani bir...